Herkese merhaba. 26 Mayıs Cumartesi günü 1071 Malazgirt Bulvarı'nda çok vahim bir olay yaşandı. Saadet Partili görevliler aralarında Saadet Partisi Ankara Milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk'ün de bulunduğu 15 kişi darp edildi ve 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu olayla ilgili Saadet Partisi Ankara Seçim Karargah Başkanı Avukat Selim Aydın bugün konuğumuz. Kendisi olay yerindeydi. Selim Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar dilerim. Merhaba. Selim Bey, neler yaşandı orada? Cumartesi günü saat gece 1'de neler yaşandı Malazgirt Bulvarı'nda? Şimdi olayın ilk önce isterseniz öncesinden bahsedeyim biz. Bizim pazar günü aday tanıtım programımız olacaktı. Genç kardeşlerimiz Ankara'nın muhtelif yerlerinde alakalı pankart asmak için yola çıkmışlardı. Bu 1700 Malazgirt Bulvarı dediğimiz yerde arkadaşlar ellerinde pankartla yolun karşısından karşısına geçerken ortaya bir şey asmak için. Orada Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanlığı makam arabası geçmiş herhalde. Yaklaşık 5-10 dakika sonra iki tane siyah çakarlı Arap canlarında durmuş. İşte hiç sorgu sual bir şey söylemeden konuşmadan 2-3 tane kardeşimizi dönmeye başlamışlar. Hiçbir şey söylemeden direkt dönmeye başlamışlar. Sonra arkadaşlar abi biz size ne yaptık? Niye vuruyorsunuz bizi diye soru sorduklarında işte siz bizim pankartlarımızı söküyorsunuz. Yok biz sizin pankartlarımızı sökmüyoruz. Elimizdeki pankartlar kimin? Elimizdeki pankartlar bizim pankartlarımız deyip açık gösteriyorlar. Peki bu yerde ki pankartlar kim? Onlar da bizim pankartlarımız. Yani daha önce teker teker koyuyoruz. Sonra tekrar soruyoruz. Sonra baktılar ki o pankartlar da gerçekten bizim. O zaman diyor siz kesin arabanın bagajına koymuşsunuzdur bizim pankartları. Sonra arabanın bagajını açıyorlar. Baktılar o pankartlar da bizim. Sonra tabii böyle bir şey olmadığını, gençlerimizi susuz yere dövdüklerini görünce ya işte gençler olur böyle şeyler, kapatalım falan. Tabii çocuklar olarak bir şey dövülüyor. Yani hani kocaman 41 yaşlarının üstünde adamlar 19-20-22 yaşında üniversite öğrencilerini yani böyle fütursuzca darp ediyor. Başka bir gruptan arkadaş bizi arıyor. Biz de o sırada toplantıdayız Ankara günümüzde. Arıyor başkan böyle de bizim arkadaşlarım yönetmeler çok kötü bir şekilde dövüyor. Gelin diye. Biz gidiyoruz tabii bu ara. Ben kurtarmışlar, yolun bu tarafına geçmişler. Bir soru yok tabii ne oluyor? Sonra uzaktan önce seçemiyorum. Yanınıza geldiğim zaman görüyorum ki işte genel başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya. Soruyorum ne oldu diyorum. Ya işte bir yanlışlık oldu. Bizim arkadaşlar bize de diyor ki işte HDP'li sanmışlar. Sanki HDP'li olunca dövmek mübahmış, caizmiş, yasalmış gibi. Sonrasında işte bizim arkadaşlar ben soruyorum. Kim dövdü arkadaşlar? Kendiler kim? Kendileri dövdükleri halde işte dövenler kaçtı gibi bir ifade bulunuyor. İşte bize diyorlar ki uzatmayalım mevzuyu. Bu işte olur böyle yanlışlıklar aradım. Ben de yine münasebet diyorum. Yani bizim kardeşlerimiz daha yapacak. Hiç suçları yok, günahları yok ve biz de bununla alakalı tepkisiz kalacağız. Tabii ki de bununla alakalı tepki vermemiz lazım. Ama bunun çözecek kurum polistir diyorum. Elime telefonumu alıyorum, 155'i arıyorum. Polis gelsin, bu mevzuyu çözsün diyor. Tabii bu arada milletvekili benim aynı zamanda genel başkanlığı bir benim gücü. Telefonumu aşağı doğru eğiyor. Bir yeriyle onu zor uygudu. Sonra bizim arkadaşlarla, onunla arkadaşlar da böyle gerilmeye başlayınca ortam sıkıntıya girmesin diye ben telefonu kapatıyorum. Tamam diyorum. Sakin ol. Aramıyorum diyorum. Bizim arkadaşlara da söylüyorum. Siz araçlarınıza binin arkadaşlar diyorum. Yani ben mevzunun uzayacağını hissettiğim için orada birkaç yani yine 8-10 tane genç kardeşimiz var. Allah muhafaza onlara bir sıkıntı gelirdi. Uzatmak istemiyorum işin açığı. Yani bulaşmak istemiyorum. İşte ben de Kaygat'tan bir arkadaşımız Ali İmran Bey beraber Mevlüt Karakaya Bey'le görüşmeye devam ettik. O süreçte biz arkadaşlarımızın hepsini araçlara bindirmişiz. Konuşurken bir anda oradan bir tane arkadaş zaten bizim konuşmalarımızı bizim arkadaşlardan bir tanesi bir kameraya çekti. Bunlardan bir tanesi yine yükseliyor. İşte siz bekleyin zaten 100 tane genç geliyor birazdan leşinizi asfalta sereceğiz falan. Yani, söz beklemeye gerek yok. Arkadaşın elinden sonra telefonu alıyorlar, kayıtları siliyorlar falan. Sonrasında hani biz ya sakinleştirelim ya dışlanalım araçlarımıza bile gidelim. Ama bir türlü Mevlüt Karakaya'nın yanındaki tek arkadaşlar terk etmekten vazgeçmiyor. Devamlı arabalarını araçlarına giden arkadaşlarımızı düzeltiyorlar. Araçlarına doğru yürüyorlar falan. Biz konuşmaya devam ederken bir anda 25-30 araba, minibüsler, işte siyah arabalar, arabalar
İçinden onlarca adam iniyor. Ellerinde silahlar, sopalar. Tabii böyle silahlar da silahlar namluyu çeken yani şarjörünü çeken öyle iniyor. Mermiyi ağzına verin bize doğru geliyor. İlk 3 saniye diyorlar, beklemiyorlar. Sonra bize vurmaya başlıyorlar. Tabii Ali İmran Bey ile ben ortasında kalıyoruz. Bir grup bizi vururken başka arkadaşlara bir anda silahlar çekiyor. Kimisinin ağzına, kimisinin yüzüne. İşte yere alan arkadaşlarımızdan bir tanesi var. Rahmet kardeşimiz. Onun başına kabzayla vuruluyor. Ağzına silah sokuluyor. Peki bu, pardon, bu olaylar yaşanırken MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya orada mı? Tabii bizzat yanında yani hani o da orada yani hani ben ona arkam sonradan dönüyorum ama arkadaşların söylediğine göre o da diğerlerinden arta kalan bir şekilde değil. Hatta ileride geldiğinde anlatacağım. Mehmet Fethi Bey ile alakalı ağacın içine giriyor. Biz size böyle olur demedik mi? Gördünüz işte sonunuzu. Daha bu bir şey değil sizinle görüşler gibi ifadeler kullanıyor yani. Bu ne kadar sürüyor bu olay? Gece bir gibi başlıyor sanırım ilk Gece saldırı. başlıyor. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat sürüyor. Yani bizim Peki mesela pardon, bu sırada polis var mı? Olay yerine polis ne zaman geliyor? polis yani biz defalarca arıyoruz. Arama kayıtları var. Yarım saat sonra, 40 dakika sonra geliyor. Geliyor ama kesinlikle müdahale etmiyor. Uzaktan bakıyor. Peki Ya. bu büyük saldırı polis gelmeden önce mi yaşanıyor? Polis o an olay yerinde mi? Daha sonrasında mı geliyor? Yani olay yerinde polis olup olmadığını o an hatırlamıyorum. Çünkü arkadaydı. Polisin şurada olduğunu hatırlıyorum. Mesela biz kötü bir şekilde dayak yerken işte Mehmet Fethi Bey'in kardeşi bizim arkadaşlar idare amirimiz kötü bir şekilde dayak yerken Mehmet Fethi Bey ben arkam dönük olduğu için görmedim onu ya. Ama arkadaşlar anlattığına göre ruhsatlı taşıma ruhsatlı silahını çıkartıyor. Yani bakıyor ki biz hani kafamıza yüzümüze silahlar doğrultulmuş insanlar kan revan içerisinde. Elini havaya kaldırıyor. Uyarı amaçlı ateş açıyorum. Sakin olun ve dağılın diyor. Zaten o uyarı ateşini yapmasa ben ve Ali İmran Bey o kalabalığın içerisinde kesinlikle linç edilmiştik. Yani ölür müydük ölmez miydik bilmiyorum ama bir sene hastanede yatardık diye düşünüyorum. Sonrasında biz arkamızı döndüğümüzde polis orada. İşin ilginci şu. Fethi Bey'in elinden silah alan polis Fethi Bey'i almıyor. Orada savunmasız bir şekilde bırakıyor. Ve 60 kişinin 70 kişinin saldırısına maruz kalıyor. Yani biz diyoruz ki polise ya müdahale etsiniz adamı öldürüyorlar. İşinize karışmayın, şöyle yapmayın, böyle yapmayın. Yani sonra doğru bayağı bir polis geliyor ama polisin buradaki pozisyonu şu. Yani bütün herkes karşı taraf bizimle alakalı arkadaşları dövüyor, keyifleri geçiyor. Kendileri ayrılmak istediği noktada ayrılıyorlar. Onlar ayrıldıktan sonra polis arkadaşları güvenlik tedbiri alıyor. Üstüne de bizim arkadaşları gözaltına alıyor. Böyle bir durum söz konusu. Peki bir valiliğin açıklaması da var konuyla ilgili. Valinin açıklamasında bahsedilen olayda tartışmanın Milliyetçi Hareket Partisi mensupları tarafından asılan bayrakların iki kişi tarafından asıldığı yerden indirilmesi sonucu başladığından bahsediyor ve açıklamanın devamında da daha sonradan Saadet Partili dört aracın olay yerine gelmesi ile olayların büyüdüğüne işaret ediyor. Bu valilik açıklaması ile ilgili neler düşünüyorsunuz, neler söylersiniz? Yani bu talihsiz bir açıklama. Tek taraflı beyanlarla alınmış bir açıklama. Yani sonuç olarak burada indirilen bir tek bayrak yok. İndirilmiş bir tek bayrak görüntüsü yok. Yırtılmış bir tek bayrak görüntüsü yok. Kaldı ki yani hani biz onlara madem saldırıyoruz hani bir de burada yine Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı'nın talihsiz bir açıklaması var. İşte taşlarla, sopalarla saldırdılar. Zaten orası bulvar. Taş olmasının imkanı yok. Taş bulabilmenin imkanı yok. Orası ayrı bir şey. Yani bizden hiçbir şekilde bir beyan alınmadan, hiçbir arkadaşımızın ifadesi alınmadan polisin sadece o anda karşı grubun beyanlarına itibar ederek işte valilik makamına bildirmesi üzerine astarı olmayan, gerçeklerle bağdaşmayan talihsiz bir açıklama. Burada savcının talimatıyla 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı söyleniyor. Bu 5 kişi kim? Siz de aynı zamanda avukatsınız Selim Bey. Yani az önce söyledim ya, şimdi saldırıya uğrayan biz, öldürülmeye teşebbüs edilen biz, ölesiye dayak yiyen bizim arkadaşlar, orada yine mesela onlar hani bizim pankartları indirdiğimizi zannederek geliyorlar ya, indirmedikleri öğrendiğinde pankartlarımızı yırtıyorlar. Pankartları indirilen biz,
Aynı zamanda gözaltına alınan da biz. O 5 kişi de bizim arkadaşımız. İdari işi, adli işlem başlatılan. Peki bu 4 kişi aynı zamanda sonradan serbest bırakılmış anladığımız kadarıyla. Şunu söyleyeyim, emniyet mensuplarının burada bir zafiyeti olduğunu düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu konuyu biraz daha açar mısınız? Çünkü sanırım milletvekili adayı Mehmet Fethi Bey'in, Mehmet Fethi Öztürk'ün hastaneye götürülmesi gerekirken karakola götürülmesi söz konusu. Bu konudaki bilginiz nedir? Şimdi Mehmet Fethi Bey'i biz polislerin gözünün önünde o grubun içerisine sürükleye sürükleye aldık. İşin ilginci polis aracına bindirdik ki koruma altında kaldı. Polis aracına bindirmiş olmamıza rağmen hala karşı taraf gelip o aracın içerisinde Mehmet Fethi Bey ve kardeşini tarif etmeye devam etti. Polis bunu izledi. Sonra biz polise dedik ki bakın bu adam ağır yaralı. Yani hayal tehlikesi olabilir. Şuuru yok. Baygın durumda. Nefes alıp vermesi zorlaşmış, güçleşmiş. Bunu hastaneye gönderdi. Günler de karakola gönderdiler. Karakola gönderdiler. Karakolda da ambulansın gelmesine rağmen, sağlık görevlilerinde uyarılmasına rağmen, bakın yaşam tehlikesi var, hayat tehlikesi var. Muhakkak bu arkadaşın hastaneye götürmesi lazım. Biz aynı zamanda avukat olduğumuz için, yani yaşam hakkını engelleyebilecek hiçbir hukuki talimat yok. Buradaki eğer talimat verilmişse kanunsuz emirdir. Kanunsuz emre bir polisin uyma zorunluluğu yoktur. İnisiyatif alır. Ama buradaki polis memuru bizim gönderimlerimizi Mehmet Fethi Bey'in hastaneye gitmesini engellemek için gidip ambulansın anahtarını alıyor. Böyle bir şey yapıyor. Şimdi biz bunu niye böyle düşünüyoruz? Yani şu anda Saadet Partisi son dönemin genel başkanı özellikle parlayan yıldız. Herkesin de teveccühü var. Herkesin tarafından sevilen bir noktaya geldi. Biliyorsunuz bunlar şu an iktidarla da ittifak halinde. Dolayısıyla sokakta bunlar işte yargıda, bürokraside iktidar güçlü durumda. Dolayısıyla geldiğimiz noktada da yaklaşık 6-7 tanesi hafif olmak üzere toplamda 14 kişimiz yaralandı. 7 tanesi hastanede tabi gördük, 5 tanesi bir gün boyunca müşahede altında kaldı. Bunun üstüne biz gözaltına alındık, bunun üstüne bize soruşturma açıldı. Ve bunun üstüne hala medyada, şurada burada linç kampanyası, işte Saadet Partililer bayrakları sökerken saldırdılar, üstüne silah çektiler, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Yani bunların hiçbirinin hastasları yok. Yani ben ifade etmek istiyorum, özür diliyorum. Yani insanların ve toplumun geldiği nokta gerçekten yürek yakıcı. Yani yorumlara bakıyoruz, iyi olmuş. Keşke daha çok uslanmış, ellerine sağlık, şöyle mi olsaymış, böyle mi olsaymış. Yani bu iktidarın insanları öyle bir noktaya getirdi ki, o kadar geldi, o kadar başladı, o kadar gerginleştirdi ki, insaniyetlerini kaybetmeye başladılar. Yani hangi milletten, hangi siyasi partiden, hangi mezhepten, hangi dinden olursa olsun bir insanın dövülmesi, bir insana işkence edilmesi, bir insanın acı vermesi, başka bir insana haz verebiliyorsa, başka bir insana mutluluk verebiliyorsa gerçekten burada insanlıktan bahsetmemiş söz konusu değildir. Dolayısıyla bir an önce toplumumuzun özüne dönmesi lazım, eski günlerine dönmesi lazım. Bizim için hepimiz için siyasi partiler, tuttuğumuz takımlar gelici geçtidir. Asıl olan barış içerisinde, huzur içerisinde, kardeş duygularıyla aynı ortamda oturabilme, birbirimizin yüzüne bakabilmektir. Dolayısıyla kutuplaştırmayan, insanları gerginleştirmeyen, insanları bir şeylerin savunucusunu şiddetli bir şekilde savunucusu tetikçisi haline getirmeyen bir toplum için mevcut iktidarın değişmesi, Saadet Partisi'nin bir an önce bütün kesimleri kucaklayan, bütün kesimlerden kabul görme potansiyeli olan bir parti olarak da Saadet Partisi'nin bir an önce iktidara gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Selim Bey, siz mevcut süreci de takip ediyorsunuzdur. Saldırganlar hakkında bir işlem yapıldı mı bugün? Yapıldı, bunun takipçisi misiniz? Yani şu ana kadar saldırganlarla alakalı herhangi bir takip yapıldı, ilgili bize bir haber gelmedi. Bizim hala ifade vermelerimiz devam ediyor. Şu anda iki arkadaşımız karakolda ifadesini veriyor. Onlarla alakalı biliyorsunuz dosyalar aynı soruşturma dosyası içerisinde. Çünkü görüldü. Bizim baktığımız kadarıyla avukat olarak da sorduğumuz söylediğimize kadarıyla tespit edilen, soruşturma şey yapılan, araya terleden hiç kimse yok. Tespit söyledikleri şey, ifade süreçleri tamamlandıktan sonra savcılığa gittik, savcılığa intikal ettikten sonra işte savcılığın artık
talep etmesine göre bunların ifadeleri alınacak veya alınmayacak. Burada bir de siz de daha demin kısaca bahsettiniz ama telefonlardan görüntülerin silinmesi, böyle bir gasp olayının da yaşandığını söyledi. Siz bunlara canlı şahit oldunuz mu orada? Tabii, yani şöyle sadece telefonların silinmesi değil. Arkadaşlarımızın araçlarının anahtarlarını aldılar götürdüler. Yani iki tane üç tane aracımız 7 Eylül'e çekilmek zorunda kaldı. İşte nüfus cüzdanlarını, anahtarlarını, cüzdanlarını. Yani orada araçlar açık olduğu için, anahtarlar üstünde, cüzdanlar da içinde olduğu için aldılar gittiler. Sonra işte arkadaşlarımıza işte nüfus cüzdanını elimizde, bütün bilgilerimizi elimizde, sizde daha görüşmek, burada kapanması şeklinde tehdit etmeye devam ettiler yani. Evet Selim Bey, gerçekten çok vahim bir olay yaşanmış. Bu olayı hukuki olarak nitelendirecek olursak eğer suç mahiyetinde, maddi suç mahiyetinde burada silahla tehdit var, adam öldürmeye teşebbüs var, gasp var, hakaret var. Yani burada hukuki olarak hani bir hukuk fakültesi sınavında sınav sorusu olarak sorulabilir. Yani buradaki maddi suç unsurlarını tespit edin dediğiniz zaman yani 8-9 tane suç unsuru ortaya çıkmış oluyor. Selim Bey, son olarak da şunu sorayım. Yaralı arkadaşlarınız, hastanedeki arkadaşlarınız hakkında son durumları nedir? Haberdar mısınız? Şu anda tüm arkadaşlarımız taburcu olmuş durumda. İki arkadaşımızın bir tane arkadaş hemorajik kemiği tamamen dağılmış. Şu anda ameliyat olacak. Başka bir arkadaşımızın gözüyle alakalı görmemek bir riski var. Bir iki gün daha müşahede altında yani muayeneye gidip kontrole gidip gelecek. Ondan sonra biz öyle müdür ki inşallah böyle bir şey olmaz. Diğer arkadaşlar işte yarın saygıları var. Ha? Teknik bir aksaklık yaşandı. Bunun için özür diliyoruz hepinizden. Saadet Partisi Ankara Seçim Karargahı Başkanı Avukat Selim Aydın'la yayındaydık. Ankara'da yaşanan vahim saldırı, Saadet Partililere gerçekleştirilen vahim saldırıları konuşuyorduk. En son Saadet Partisi Ankara Milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk'ün tedavisinin tamamlandıktan sonra tutuklanma talebi var ve tutuklanacak, adliyeye sevk edilecek, bu konuyu kendisine sormuştuk. Selim Bey, bu süreçte Mehmet Fethi Bey hakkında, işte siz de bu sürecin takipçisi olacaksınız aynı zamanda. Neler yaşanabilir, neler olacak? Yani kendisiyle alakalı gözaltı kararı ama tek taraflı bir beyanla savcılar bir gittiği için böyle bir karar verilmişti. Halbuki kendisi ruhsatlı ateşiyle kanunlara uygun bir şekilde insanlara uyarı ateşini yaptığını, taşıma tutusu olan silahıyla sonuçta can havli var ve şimdi müdafaa durumu var, canımızı kurtarma durumu var. Bir el havaya ateş etti ve sonrasında silahını indirdi. Yani kanuni boyutunu söylüyorum. Bu noktada bir ceza alma durumu söz konusu değil tabii normal şartlarda, normal adalet mekanizması işlerse. Normal olarak da işler mi işlemez mi onu da bilemiyorum. Tabii biz işlemesi için elimizden geleni gayreti ortaya koyacağız. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Darp edilen arkadaşlarımızla alakalı orada polis kamerası çekim yapıldı. Buradan polis kamerasından da işte şüphelilerin tespitinin yapılmasını zaten talep edeceğiz. Öyle ümit ediyorum ki bu söylediklerimiz bu şekilde gerçekleşir. Bu yapmış oldukları vandallık, bu yapmış oldukları eşkıya, bu yapmış oldukları külhan bilgi, buraları benim asarımda keserim kovası inşallah son bulmuş olur. Yani bizimle alakalı olan boyutu son itibariyle belki kötü noktalar vardı ama Allah'a şükür ölümle neticelenmedi. Ama bu işin öne alınmazsa onlardaki bu pervasızlık seçimlerin daha nihayete ermesine 25-26 binden fazla bir süre var. Dolayısıyla birilerinin daha fazla zarar görmesine sebep olur. Bir şekilde bunun önüne alınması lazım. Biz bunun için her zaman olduğu gibi yasalara uygun bir şekilde hukuki platformda mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Selim Bey, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için ve geçmiş olsun diliyoruz bütün medyas kuruluşlarımız. Karşınızda Mustafa ailesine çok teşekkür ediyorum bu gerçekleri anlatma fırsatını bize verdiğiniz için. Ve bizleri ekranları başında izleyen tüm izleyicilerimize de izleme zahmetinde, nezaketinde bulundukları için ayrıca her teşekkür ve ediyorum. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, Medyaskop TV izleyicileri, bugün Cumartesi günü
Saadet Partili görevlilere yapılan saldırıyı konuştuk. Ankara'da neler olduğunu konuştuk. Konuğum Saadet Partisi Ankara Seçim Karargah Başkanı Avukat Selim Aydın'dı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.